ey Türk milleti. Belki Tanrı'nın izniyle tahta oturmuş Türk. Bilge Kağan, sözümü sonuna kadar dinle. Arkadaşlar, ilk ve orta çağlarda Türk Dünyası Ünitesi'nin son konusuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz son videomuzda Avrupa onlarını yapmıştık. Şimdi ise ünitenin son konusu. İlk Türk devletleri ve komşularından başlayarak Türklerde kültür ve uygarlığı yapıp ünitemizi bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk konu başlığımız ilk Türk devletleri ve komşuları. Evet burada üzerinde duracağımız ana nokta komşuları. Peki Orta Asya'yı düşünürsek Türklerin ortaya çıktığı coğrafyada Türklerin komşuları en önemlileri arkadaşlar ilk içindir. Bunu biliyoruz zaten. Hem o, yani coğrafya olarak ebedi komşumuz belki de o yılların ezeli düşmanımız. İkinci olaraksa arkadaşlar direkt olarak sold kavmini yazacağım. Şimdi biliyorsunuz anlatım tekniklerimiz direkt karşımıza çıkabilecek soruları çözümlemek üzerine. Şimdi Çinlerle ilişkimizi genel itibariyle değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar şimdi Çinlerin yerleşik hayatta sahip olduklarını, Türklerin ise konar göçür olduklarını biliyoruz. Ve Türklerin arkadaşlar yaşam sahasının ana unsuru bakın Çin'dir. Çin'le yapılan savaşlardır. Peki diyeceksiniz ki hocam yani biz Çin, sadece Çin'den mi besleniyoruz? Elbette ki hayır. Bu bahsettiğim böyle bir şey değil. Bakın Çin ve Soğut Kavmi'nin ortak bir noktası vardır. Kilit noktadır. Dikkat edin arkadaşlar. İpek yolu. Biz tarih boyunca niye Çinlilerle vesaire Orta Asya'da mücadele ettik? İpek yolu için arkadaşlar. Yani ticaret için. Yani düşünün ki o yılların uluslararası ticaret yolu İpek yoludur. Ve İpek yoluna hakim olan güç o bölgenin coğrafyanın bölgesel gücü olur arkadaşlar. Şimdi burada son bir dipnot bilgi vermek istiyorum. Çin'in bu Türklerle yaptığı hakimiyetlerde askeri olarak Türklere bakın. Yenişemediği için, Türkleri yenemediği için bir şeylere başvuruyorlardı. Nelere başvuruyorlardı arkadaşlar? Entrikalara başvuruyorlardı. Nereden biliyorsun hocam? Orhun kitabelerinden biliyorum çocuğum. Dikkat et bunlara. Orhun kitabeleri hatırla. Çin'in prensesi, Çin'in ipeği vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman tarih boyunca yine Türkler İpek yolu mücadelesi için Soğut kavmi ile etkileşim içerisine girmişler ki bunu ilk çağının tüccar uygarlıklarında görmüştük Bir Soğut kavmini. Hatta Soğut kavmi sayesinde Batı Köktürkler arkadaşlar kimle ilişki kuruyorlardı bundan da daha önce bahsetmiştik bir cümle içerisinde Evet Bizans ile mü münasebet kuruyorlardı Kim sayesinde Soğut kavmi sayesinde Şimdi devam ediyorum arkadaşlar Şöyle bir şey var Bu durum Peki biz niye Bizans'la mücadele ediyoruz Çünkü İpek yolunun hemen batısında Başka bir devlet daha var Sasani'ler var Biz Bizans'la bu İpek Yolu hakimiyeti için arkadaşlar Sasanilere karşı ittifak kuruyoruz. Bakın Sasanilere karşı ve dönüyorum dolaşıyorum Neye, nereye geliyorum ben dikkat et İpek Yolu'na geliyorum arkadaşlar unutmayın. Şimdi burada şöyle bir teknik bilgiden bahsetmek istiyorum. Bu Bizans'a elçilik heyeti vesaire falan dedik ya yani aranızda şöyle bir şey olur sözelden gelecek arkadaşlarımız için. Bizans Zemerkos Bakın dikkat edin buna lütfen arkadaşlar. Zemerkos bir başkanlığında bir heyet var. Başkanlığında ki heyet diyelim elçilik heyeti Kök Türkleri ziyaret ediyor arkadaşlar. İlk defa. Kök Türkleri ziyaret ediyor. Bakın buna dikkat edin belki karşımıza çıkabilecek bir bilgi sorusu olabilir. Zemerkos Başkanlık Heyet Kök Türkleri ziyaret ediyor. Kök Türklerin bu ilk etkileşimlerinden sonra gerçekleşen bir süreç olarak değerlendirebiliriz bu durumu arkadaşlar. Şimdi bu İpek Yolu kavramını ortaya çıkardıktan sonra bazı şeylerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ana konumuza gelelim. Kültür ve medeniyet diyelim. Zaten biliyorsunuz bu videomuzun da ana unsurunu kültür ve medeniyet oluşturacaktı. Hocam nedir bu kültür medeniyet ne demek istiyoruz? Aslında burada mesele kültür nedir medeniyet nedir değil arkadaşlar. Kültür ve medeniyetin bizim bakın bizim yönetim anlayışımızı ne derecede etkilediğidir. Yönetim anlayışı bunun ne derece etkileyip etkilemediğine bakacağız arkadaşlar. Mesela şimdi şöyle bir şey var. Ben size yönetim anlayışını teknik yani biraz matematiksel olarak anlatayım. Türklerde yönetim anlayışının 3 ana kavramı var arkadaşlar. Yaşadığımız coğrafya artı kutunancı inancı artı bir şey daha var arkadaşlar. Türk cihan hakimiyeti ideali. Türk cihan hakimiyeti ideali ya da orijinal kavramıyla mefkuresi. Bakın bu üç kavram yani Orta Asya Türklüğü, Türkistan Türklüğü'nün temeliyatını oluşturur. Hocam bunlar nedir? Şimdi arkadaşlar aslında coğrafya daha önce bahsettik biz. Bakın Türk coğrafyası yani Orta Asya nasıldı? İlk videoyu bir hatırlayın bakalım nasıldı? Engebeli arkadaşlar. Engebeli tarım yapılmaz ve hava şartlarından ötürü belli bir yerde devamlı kanılmaz. Yani bu bizi neye zorladı? Konar göçerliğe. Konar göçer olunca ana uğraş ne oluyordu? Hayvancılık. Bak bu değişmez bir kavram. Konar göçer hayvancılık. Tarım yapılmaz. Üçünü unutma bunu Osmanlıların başında bile göreceğiz. E kut ne hocam? Şimdi arkadaşlar kut bir yönetim inancı. Yani kut gücün ilahi kaynaklı olduğunu gösteren bir şey. Yani kutu olmayan tahta çıkamaz. Kut nedir? Tanrı tarafından verildiğine inanılan bir kavramdır arkadaşlar. Ama 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 sorularda çıkar dikkat. Bakın Türk hanı ya da hakanı han asla kutsal değil. Yani tanrı kral değil arkadaşlar. Türk hanı, Türk hakanı tanrı kral değildir. Buna dikkat edin. Mesela yine özellikle AYT ve e, SOS2 için söylüyorum. Şu kut kavramıyla alakalı Türklerde kut sahibi bir takım yani aileler vardır. Kut sahibi aileler. Biz bunları yine tarihi kaynaklarda takip edebiliyoruz. Mesela kim bunlar? Bakın Hunlarda Tuku ailesi. Tuku. Mesela yine köktürklerde arkadaşlar Aşina ailesi. Aşina buna Türkçe mesela meali olarak güncel kavramında Asena hani dişi kurt olarak da nitelendirilir. Mesela Uygurlarda ise bunları Yağla kar. Yağla kar. Evet, bu aileler arkadaşlar kuta sahip olan aileler olarak da nitelendiriliyor. Bakın kutla alakalı çok şey konuşabiliriz ama yine sınavda karşımıza çıkacak bir kavram söyleyeyim. Bakın kut inancı Türklerde arkadaşlar taht kavgalarına sebebiyet veriyor. Çünkü kut sadece bir kişiye ve o kişinin kendi çocuklarına ait değil. Mesela şöyle söyleyelim. İki kardeş var. X Hakan diyelim. Onun çocukları var. Kardeşi var. Hatta iki tane kardeşi olsun. Bir dünya kardeşi, bir dünya çocukları olsun. Bunların hepsi arkadaşlar aynı ortak atadan hani okut sahibi adamdan geldikleri için bunların hepsi tahta geçebilir. Öyle bir ihtimali var yani arkadaşlar. Ve bu taht kavgasına sebebiyet verir diyoruz. Yani bunu unutmayın. Şimdi İşin şey kavramlarına bakalım. Biraz da teknik kavramlarına bakalım arkadaşlar. Ve diyelim ki mesela hocam işte Hakan kut sahibidir. Başa geçer güzel. Hakan ne yapar? Türk hanı ne yapar arkadaşlar? Hakan hadi biraz Hakan'ın görevlerinden bahsedelim. Aslında bildiğimiz genel kavramlarıyla olan her şeyi yapar. Mesela arkadaşlar iç ve dış siyaseti düzenler. Onun haricinde genel hatları itibariyle savaş ve barışa karar verir. Onun haricinde ordu komutanıdır. Yani bunların bir çoğu aslında günümüzde de geçerli şeyler. Onun haricinde elçi gönderir, elçi kabul eder arkadaşlar. Elçi gönderir, elçi kabulü bunlar hep hakanın görevlerindendir. Onun haricinde mesela tayinler, görevliler, memurlar bundan sorumludur. Yani birçok şeyden gördüğünüz gibi Türk Hakanı sorumlu arkadaşlar. Bunlar genel kavramlarımızdır. Mesela bunların hakimiyetimse bir takım sembolleri ve unvanları var. Aslında unvanları biliyoruz. Mesela Hunlarda arkadaşlar Şanyu ya da Tanhu biliyoruz. Ya da mesela Yapku unvanını kullanan var. İlteber unvanını kullanan var. İdikut unvanını kullanan var. Erkin ve Han ya da Kaan vesaire vesaire. Birçok örneği var. Aşağıdaki hangisi? ilk Türk devletlerinde Hakan'ın unvanlarından kanun unvanlarından bir tanesidir ya da değildir. Al sana 10 numara soru. Neden olmasın? Sembollere baktığımız zaman arkadaşlar dikkat ota yani çadırı var. Ota içerisinde kurulan tahtı var. Taşınan tuğu var. Yani bunun bu inanış çok uzun yıllar devam etmiştir. Mesela davul, kotuz yani bir nevi işte Mehterhan gibi düşünebilirsin. Ok ve yay var. Zaten oksızlık ok. Ok bağımsızlık sembolüydü arkadaşlar. Bunlar hep hakanın bizim tarihimizdeki e, sembol ve ünvanlarından birkaç tanesidir diyoruz. Şimdi okun yine dediğim gibi bağımsızlık olduğundan bahsettik. Mesela Türk Devleti ise arkadaşlar ülke teşkilatı bakın nelerden meydana geliyor biliyor musunuz? Ana kavramlarımız şunlar. Bağımsızlık var. Güzel cepte. Vatan toprağı var ülke. Hani Meta'nın hikayesi vardır. Bir karış toprak vermem der. Bir de onun üzerinde yaşayan millet, halk. Yani özgün Türkçesiyle kün var arkadaşlar. Ve bunların hepsini çerçeveleyen ana unsur ise Türk Devlet Nizamı yahut Türk Devlet Teşkilatı'dır. Şimdi arkadaşlar Türkçe'nin hakimiyeti daha biraz önce bahsettiğimiz o kavram ilk Türklerden başlayarak Osmanlı'da bile görülen bir düşünce biçimidir. Yani şöyle bir şey düşünün Türkçe'nin hakimiyetini. Şimdi güneş ee, nedir? Doğudan doğar, batıdan batar ya. Şunu güneş diyoruz arkadaşlar. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar. Nasıl güneş oldu ama bu? On numara. Bütün yeri ele geçirme fikri arkadaşlar. Yani dünyayı, yani cihanı. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar. Bu kavramı da unutmayın. Şimdi yaylak kışlaklardan vesaire de bahsettim arkadaşlar. Şimdi bişpik bir şeyden bahsedeceğim. Kısa bilgi bu. Bazen böyle akıl karıştırıcı olması açısından karşımıza çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar Çin kaynaklarına göre Hunlar bakın evlerini hocam ev mi? Hani bunlar göçebeydi, değil mi? O öyle bir soru geliyor. Şimdi arkadaşlar bunlar konar göçer biliyorsunuz. Yaylak ve kışlakları var. E ona göre kışın kaldığı yerlerde tabii ki sorundan korunmak için belli yerlere yaşam alanı yapmışlardır. Ve bu evlerini arkadaşlar mesela bunlar Çin kaynaklarına göre ne, nasıl yapmışlar biliyor musunuz? Dövülmüş topraktan yapmış arkadaşlar. Dövülmüş topraktan yapmışlar. Mesela yine Çin kaynaklarından öğrendiğimiz göre. Uygurlar ise evlerini kerpiç ve ahşaptan yapmış arkadaşlar. Kerpiç ve ahşaptan yapmış. Surlarını da biliyorsunuz Uygurların surları var arkadaşlar. Kalın kütüklerden imal etmişler diyebiliriz. Bu arada bir dipnot söylüyorum arkadaşlar. Evet şimdi videonun altında videonun altında kendi ders notlarım mevcut. Oradan bu anlattığım notlara ulaşabilirsiniz diyorum. Bir de bir de bir de paylaşımlarda bulunduğumuz not ders notlarıyla alakalı kısa birçok şeyi yine bizim Instagram'daki pantarizm sayfamızdan bulabilirsiniz. Arkadaşlar diyoruz. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar bakın Türklerde şöyle bir şey daha var. Şimdi Türklerde ilk başlarda tarım yani toprağa dayalı yaşam olmadığından ötürü Türklerde soy aidiyeti Önemli. Yani bakın yerleşik hayattakilerde ise bunlar yok ya bizde yerleşik hayattakilerde ise aidiyetin kökeni bakın topraktır, toprağa bağlıdır. Türkler ise toprağa değil, suyuna bağlıdır arkadaşlar. Unutmayın bütün bu kavramları en plan, ön plan tuttuğumuzda Türklerde bozkır kültürü dediğimiz bu olay onları askeri olarak çok üstün noktalara getirmiştir arkadaşlar. Hatta öyle ki Bunlar Türklere askeri açıdan üstünü kuramayınca yaklaşık 100 yıl süren bir reform yaptıkları ve ordularını Hun tarzında teşkilatlandırdıklarını biz biliyoruz. Şimdi son olarak birkaç tane ana kavramımız Bu kavramlara bakalım arkadaşlar. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Şimdi biz Türk Hakanı vesaire bundan bahsediyoruz ama şimdi Türk Hakanlığı'nın kutsaliyetinin bir yere kadar olduğundan bahsettik. Onu gerekli yerlerde denetleyebilen bir unsura geliyoruz. Yani toy, bir diğer adıyla kurultay. Yani meclis, yani divan gibi gibi gibi. Şimdi arkadaşlar unutma. Kurultay ne hocam? Bakın siyasi, kültürel, hukuki, ekonomik konularda genel kararlar alıp devlet yönetiminin temelini oluşturan en yüksek kurul arkadaşlar. En yüksek kurul divan. İleride divan adını alacak. Şimdi arkadaşlar kurultay mesela yani ya da toy Kimlerden oluşur? Bakın en uçta Hakan var. Hakan'ın eşi var. Bak kadına verilen önem. Onun haricinde hanedan üyeleri var. Bak bir isim var mesela Aygıcı. Ya da Aygucu. Aygucu. Bu ne hocam? Bu arkadaşlar nasıl diyelim? Sadrazam gibi. Hani başbakan gibi öyle düşün. Mesela hükümet başındaki adam. Bir de işlerin yürütülmesi için hükümet var. Ona da Aygucu diyoruz arkadaşlar. I-U. Bak dikkat. Önemli. E son olarak kimlerden var arkadaşlar? E boy beyleri var. Şimdi Türklerin coğrafyası bayağı bir geniş ve dağlık biliyorsunuz. Bunlar genelde arkadaşlar yılda 3 kere toplanırlar. Hocam bu hükümet ne işe yarar? Bakın bu toyun toplanamadığı zamanlarda ya da biliyorsunuz uzun bir coğrafyadan geniş bir coğrafyadan ötürü toplanmada sıkıntı yaşanacağı zamanlarda dağılırlar. Türkler, Türk boyları arasındaki nizamı sağlarlar arkadaşlar. Bakın boy beyleriyle ile alakalı bir şey söyleyeyim. Boy beylerinin toya katılmaları sadakattendir. Eğer biri katılmıyorsa arkadaşlar bu isyan sayılır. Unutma bunu. Şimdi bütün bu kurultay üyelerine genel olarak Toygun ismi verilir arkadaşlar. Toygun ismi verilir. Bu üyeler Kaan seçimi veya görevden alınmasında etkilidir. Ya bu arada Toy'da son sözü söyleyen kişi her zaman Hakan'dır. Ama tabi Hakan eğer görevini yerine getiremiyorsa, devlet nizamını sağlayamıyorsa ve benzeri konularda Toy iş başına girer arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman bu ben bir iki kavramdan bahsettim. Bu aygucu'dan bahsettim ya hükümette. Çin kaynaklarına göre arkadaşlar bu aygucu 9 bakandan oluşur. Bakın ya da buyruk bakın bunun da Öztürkçesi var. Buyruk'tan oluşur. Mesela ilk Türk devletlerinde kurultay ve hükümet birbirinden ayrıdır arkadaşlar. Bakın ben size başka bir örnek daha vereyim. Şimdi kurultay yani divan hadi günümüzdeki meclis diyelim. Meclis yasa yapan yani yasama ama hükümet arkadaşlar yani bu 9 buyrun oluşturduğu hükümet ise ne diyelim yürütme. Ve bunlar direkt olarak birbirlerinin işlerine karışmaz. Bu güzel bir örnektir. İlk Türk devletlerinde arkadaşlar mesela başka bir kavrama geçelim. Mesela bizde ne var? Yine biliyoruz aslında ama tekrar edelim bakalım. İkili teşkilat var. Nedir? Bir bir devlet ikiye bölünür. Amaç yönetimi kolaylaştırmaktır arkadaşlar. Mesela ikili yönetim denen bu sistemde Kaan doğudayken batıda Yapku, Tigin ünvanlı hükümdar süresinden biri vardır arkadaşlar. Batıdaki hükümdar Hakan'a ya da Kaan'a bağlıdır. Ama bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bu batıdaki adam devlet başkanı gibi elçi gönderir, kabul eder, başka devletlerle anlaşma yapar. Örnek biraz önce bahsettim ticaret kavimlerinden Bizans'ta ilişki Şimdi Bizans'la ilk köktürk ilişkilerini arkadaşlar köktürklerin batı kanadı yapmıştır. Dikkat. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim birkaç tane daha esas husus maddesine. Mesela kut'tan bahsettim ya arkadaşlar. Kut sadece Tanrı tarafından verildiğine inanılan kavram kut değil. Bunun yanında bir güç var bir de ölüş var arkadaşlar. Bakın kut, Tanrı tarafından verildiği inanılan ilahi yönetim. Yani bu yönetim arkadaşlar. Güç, aslında adı üzerinde bildiğin güç, askeri. Ülüş ise üleşmek, bölüşmekten aklınıza gelsin. Pay hisse manasındadır, ekonomi. Bunların hepsinin Tanrı tarafından verildiğine inanılır arkadaşlar. Ve hepsi birleştiği zaman yine Orhun kitabelerinde de gördüğümüz gibi Türk halkanı, Türk hükümdarı Cihan Şümuldur. Cihan şumul mu? O ne demek hocam? Tüm dünyanın hakimi. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yerin hakimidir. Kim? Türk Hakanı ya da Türk Kağanı arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim birkaç tane de ana kavrama. Bunları değerlendirelim ve işimizi bitirelim arkadaşlar. Şimdi ne diyebiliriz bu konular hakkında? Şimdi Türklerdeki ifade ve devlet yönetim anlayışında son olarak sosyal devlet nizamı benimsediklerini görüyoruz arkadaşlar. Bu genel hatları itibariyle bazı yorum sorularında birkaç senede bir illaki sorulan üzerine durulan bir şeydir. Hocam bugün anayasada sosyal naik kavramlar var. O yıllar nasıl sosyal devlet olunur? Bugünün şartlarında dün değerlendirilir mi? Evet böyle diyebilirsin ama sosyal devlet arkadaşlar ben nereden takip ediyorum bunu biliyor musun? Orhun kitabelerinde. Ne diyor Orhun kitabeleri arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Bak açları doyurdum. Fakir milleti zengin ettim. Evsizlere yer yurt verdim. Yani insanlara yardım ettim. Açta açıkta bırakmadım. Ben kanım ama halkımı korudum ve kolladım. Devlet halkını halkına bakmak zorunda. E bu ne demek? E bu sosyal demek, devlet demek işte. Çünkü Türklerde birlik ve beraberlik olgusu her zaman ön planda. Unutma bunu arkadaşım. Unutma bunu. Bu çıkar. Bu iki senede bir kesin çıkıyor zaten. Unutma bunu. Şimdi son olarak şöyle diyelim. Cihan Şumulluk'tan bahsettik. Güneşin tak 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 doğduğu yerden battığı yere kadar olan her yerin bizde olacağından bahsettik. Bir de şu var arkadaşlar. Türk devletinin Bengü olduğuna iniyor, inanılır. Bengü. Bengü ne hocam? Bengü sonsuz. Sonsuz. Ta ilk, ilk çağlardan günümüze kadar böyledir. Unutmayın arkadaşlar. Fıtrat değişir sanma. Bu kan yine okandır. Ne demiş Mustafa Kemal? Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Payidar sonsuz. Bak sonsuz. Bu söz kavram belki milattan öncelerinden. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü ise Cumhuriyet dönemi 2000 yıl geçmiş diyesek bile ki en az görüyorsunuz söylem ve demeçler değişmiyor. Evet hemen toparlıyorum iki cümle. Ne gördük? Kut, inancı, toy nedir? İkili teşkilat, toygun, ayuku, buyruk, tarkan, bakan, yapku, güç. Güç neydi? Bildiğin güç askeri kavram arkadaşlar. Unutma. E başka? Erkin, yüksek dereceli devlet memuru, sosyal devlet. Bunlar gördüğümüz genel kavramlardı. Zor değil arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi şöyle bir şey var. Töreden bahsetmedik. Zaten töre bildiğimiz bir kavramdır. Yani Türk hukukunun temelidir arkadaşlar. Sözlüdür. Her şeyin üzerindedir. Hakan bile buna uymak zorundadır. Şimdi Yine şu Atatürk'ün sözünden bah örnek vermiştim ya. Türkiye Cumhuriyeti elbet payidar kalacaktır ve Bengü sonsuz demektir. 2000 yıldır, 3000 yıldır değişmeyen gelenek. Bakın töreden de değişmeyen bir gelenek söyleyeyim arkadaşlar. Der ki Orhun yazıtlarında. Ey Türk milleti budunu işitin. İşte üstte gök basmasa, altta yer delinmese diye devam eder ya. Şunu demek ister. Senin ilini ve töreni kim bozabilir? İlini ve töreni kim bozabilir der. Hadi bak dikkat et bunu. İlini ve töreni. İlini ve töreni kim bozabilir? Bunu 8. yüzyılda sorar. Yani burada törenin şaşmazlığından bahseder. Bugün mahkemelerde 21. yüzyıldayız. Arkasında ne yazar arkadaşlar? Adalet mülkün temelidir biraz zorlarsanız ikisinin aslında aynı manalara çıktığını görürsünüz. Tekrar ediyorum dünden bugüne. Belki dış görünüşümüz ve birçoğumuz değişmiş olabilir ama fıtratımız aynıdır arkadaşlar. Ve bu sayede bu cümleyle beraber artık bu üniteyi de bitirmiş oluyoruz. Ders notlarından takip edebilirsiniz. Tekrar etmeyi unutmayın. Buradan her sene net bir şekilde soru geldiğini zaten çıkmış sorulardan biliyoruz. Kendinize iyi bakın bakalım.